Merhaba arkadaşlar, okul öncesi öğretmenliği çocuk ruh sağlığı dersiyle birlikteyiz. Öncelikle şunu demek isterim, çocuk ruh sağlığında kaç tane soru geliyor, nelerle muhatap olacağız, dersin içeriğinde neler var, hangi konular var, hangi üniteler var, hangi alt başlıklardan oluşuyor bunları bilmemiz gerekiyor ki ona göre bir zihnimizde kavram haritası olsun ve ona göre de çalışmalarımızı kolaylaştırsın. Öncelikle toplamda 4 soruyla karşı karşıyayız. Yani her sene 4 sorumuz geliyor. Bu ortalama olarak 50 soruda %8'e tekabül ediyor. Şöyle yapacağım size. Önce 2018, sonra 2017 ve 2016'da yani bugünümüzden geçmişe doğru hangi sorular gelmiş ona bakacağız. Sadece konu başlıklarını verip geçeceğim. Mesela 2018'de yani bu yıl gelen bir sorumuz vardı. O da dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu. Bir başkası arkadaşlarım öğrenme bozukluğuyla alakalı ya da öğrenme güçlüğü ile alakalı bir sorumuz geldi. Uyku bozukluğuyla alakalı özellikle kaynaklarda olmayan uyku terörü denilen bir kavram geldi. Daha sonrasında da kekemelikle alakalı bir sorumuz geldi. 2017'de ise arkadaşlarım enüresisle ilgili bir sorumuz var ama bu sorumuz biraz girift bir soru. Neden derseniz? Çünkü Erikson'un psikososyal kişilik gelişim kuramıyla alakalı bir sorumuzdu. Yani enüresisin Erikson'un psikososyal kişilik gelişim kuramıyla alakalandırılmış bir soruydu. Etkenlerini soran bir soruydu. Diğer bir sorumuz ise mutizm. Yani seçici mutizm. Bunu ilerleyen konularda yeri geldiğinde tanımlamasını yapacağım. Sadece kısaca geçiyorum şimdi. Başlık hatırlatması yapıyorum. Daha sonrasında arkadaşlarım aile içi iletişimin çocuk ruh sağlığına etkisi nedir? Bununla alakalı bir sorumuz vardı. Bir de alışkanlıklar, tiklerden ayıran özellikler nelerdir sorusuna değineceğiz. 2016'da ise arkadaşlarım yine bakın 2017'de gelen sorunun aynısı bir benzeri geldi. Bu da enüresis diurnal. Diğer arkadaşlarım davranım bozukluğu, bir diğeri otizmle ilgili bir sorumuz geldi. Bir de Freud'un kişilik gelişim kuramıyla alakalı yani psikoseksüel kişilik gelişim kuramıyla alakalı bir sorumuz vardı. Bu soruda ise çok basit bir soruydu hatırlarsınız. Demiş ki zaten Freud'da kişilik gelişim kuramında ilk 6 yıl önemlidir. Zaten bu ilk 6 yılı oral, anal ve fallik dönem olarak ifade etmiştir. Bu ilk 6 yılı hangi isimlerle adlandırırız diye bir sorumuz söz konusuydu. Toplamda 4 soru var diyelim. Çocuk ruh sağlığı ile alakalı arkadaşlarım içeriye geçtiğimizde şöyle bir 4 tane ünitelendirme yapabiliriz. Bunlardan ilki giriş kısmı diyebiliriz. Yani temel kavramlarımız. Yani çocuk ruh sağlığı dersinin içerisinde bizim bu dersi daha iyi anlamamızı sağlayan işte sağlık nedir? Ruh sağlığı nedir? İşte normal davranış nedir? Normal olmayan davranışlar nelerdir? Bu normal olan ve normal olmayan davranışlar kime göre nasıl derecelendiriliyor ve kriterleri belirleniyor? Buna bakacağız. Daha sonrasında arkadaşlar ruh sağlığına kuramsal bakış diyeceğiz. Arkadaşlarım Dünya Sağlık Örgütü'ne göre onların belirlediği bir tanım var. Neyin tanımı? Sağlığın tanımı. Sağlık nedir sorusuna vereceğimiz cevap şudur. Bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Yani kendinizi mutlu hissediyorsanız, iyi hissediyorsanız sağlıklı bir bireysiniz. Ama bunu da ifade ederken 3 tane odak nokta söz konusudur. Bunlardan birisi beden, diğeri ruh, diğeri de sosyal olarak yani insanlar arası ilişki olarak bakmamız gerekiyor sağlığın tanımına. Peki sağlık buysa ruh sağlığı nedir sorusuna cevap verelim şimdi. Arkadaşlarım ruh sağlığı kavrayışta, sevgide, çalışmada, başarmada, eğlenmede yeterli olan kişi ruh sağlığıyla ilgili birisi olarak kabul edilebilir. Ruh sağlığını ideal durumdan ağır ruh hastalıklarına kadar varan geniş bir yelpaze içinde değerlendirmek gerekir. Yani ruh sağlığını kısa dar çerçeveye hapsetmek söz konusu değildir. Çünkü hayatın her alanında ruh sağlığından bahsedilebilir ve her şeyi etkileyebilir. Biraz sonra onlara da bakacağız. İnsanların çoğu ne ideal ruh sağlığı durumunda ne de ruh hastası denecek durumdadır. Yani insanlar ben mutluyum dese de, ruh sağlığım iyi, iyilik hali içindeyim dese de ya da ruh hastasıyım dese de bunu belirleyecek bir
done söz konusu değildir. Herhangi bir toplumda ruh sağlığı sorunlarını yalnızca bir tıp dalı olarak psikiyatrinin dar sınırları içerisine de hapsedemeyiz. Dediğim gibi çok geniş bir kavramdır bu. Bedensel ve ruhsal bozukluğun bulunmaması insan sağlığını tanımlamaya yetmemektedir. Bu nedenle sosyal uyuma bakacağız, iş verimine bakacağız, yaşam kalitesine bakacağız. Dolayısıyla bunların hepsi ruh sağlığının tanımına girer diyeceğiz. Ruh sağlığının toplumun sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal ve genel sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olduğunu bilelim. Arkadaşlarım şimdi sağlığı tanımladık. Ruh sağlığını tanımladık. Bir de arkadaşlar normal ve anormal ya da normal dışı davranış nedir? Bununla alakalı görüşler nelerdir? Ölçütümüz nedir? Buna bakalım. Çünkü konumuz ne? Davranış bozuklukları, uyum bozuklukları. İşte bunu belirleyen kim veya ne, hangi kriter? Buna bakacağız. Arkadaşlar burada bizi ilgilendiren iki tane görüş var. Birincisi şudur. Nedir o? Arkadaşlar toplumun kuralları vardır. İşte bu toplumun kurallarına uyma derecesine biz ne diyoruz? Norm diyoruz. Yani uyduğunuz ölçüde bu kurallara normalsiniz. Uymadığınız ölçüde normal dışı olabilirsiniz. Mesela Türk toplum yapısında mesela normal bir davranıştan bahsedelim. İşte bayramlarda büyüklerin eli öpülür. Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atılmaz gibi ifadeler Türk toplumunda bir kural ve ona uymak normalken uymamak normal dışı bir davranış olmuş olur. İkinci görüş ise belli bir oranda toplum kurallarına uymak gereklidir. Ancak gerçek normallik ölçüt toplumun onayı değil. Yani özgürce diyelim, bireysel diyelim, kendi halinde diyelim. İnsan kendinin nasıl olduğunu kendisi karar verecek. Yani kişi kendisini iyi hissediyor mu? Ve bu iyi hissetme topluma uyup uymama mevzusu değil. Kendimi iyi hissediyorsam normal bir insanım diyebilirsiniz. Eğer şöyle de değerlendirecek olursak arkadaşlarım, normal ve normal dışını biz hani eğitmen olarak veya eğitici olarak eğitsel ve psikolojik açıdan müdahale etmek amacıyla çocuk ve ergenleri de katarsak davranış bozukluklar tanımada kriterlere ihtiyacımız vardır. Bu kriterler nelerdir? Bunlardan bir tanesi arkadaşlarım yaşa uygunluk. Zaten her bir davranış bozukluğuna geldiğimiz zaman yaşları da vereceğiz. Yani hangi yaşta hangi davranış bozukluk olarak nitelendirilirken hangi yaştan sonra bozukluk olarak nitelendirilemez? Bunu örneklerle ifade edeceğim. Bir diğer arkadaşlarım yoğunluk yani süreklilik. Bu bozukluk hangi süreyle devam ediyor? İşte 6 yıl mı? Özür diliyorum. 6 ay mı? 6 gün mü? 6 yıl mı? Buna bakmak lazım. Süreklilik olarak baktık. Cinsel rol beklentisine de bakacağız. Bir diğer arkadaşlarım kültürel faktörler de değerlendirmiş olacağız. Bunlardan ilkine bakalım. Yani yaşa uygunluk. Mesela çocuğun yaşı davranışın normalliğini belirlemede önemli rol oynar. Örneğin 2 yaş civarında parmak emme normal bir davranış sayılırken 4-5 yaşlarında bu davranışın yeniden belirmesi veya hala devam ediyor olması normal karşılanmamaktadır. Dolayısıyla yaş önemlidir burada. Bir diğer arkadaşlarım yoğunluk. Mesela 5 yaş çocuğunda öfke ve huysuzluk doğarken bu bir başkasına ya da kendine zarar verme şekline dönüşürse uyumsuz bir davranış kategorisine girer. Bir diğer arkadaşlarım kriterlerden süreklilik kriteri. Yani çocuğun belli bir davranış türünü ısrarlı bir şekilde bu uzun zaman sürecinde tekrar etmesidir. Bir diğer arkadaşlarım cinsel rol beklentisi. Burada erkeklerin kızlara oranla daha saldırgan olması beklenirken davranışlarıyla erkeklere benzer saldırgan örnekler sunan kızların davranışı sapan davranış kategorisine girebilir. Yani her zaman erkeklerden saldırgan bir imaj bulunması söz konusu olmayabilir. Bir diğer arkadaşlarım kültürel faktörler. Bir kültürde normal dışı olarak nitelendirilen bir davranışın bir başka kültürle normal karşılanması normallik kavramının kültürlere göre belirlendiğini göstermiştir arkadaşlarım. Yani kültürden kültüre normallik ve anormallik değişebilir. Evet, ruh sağlığı ve bozuklukları alanında başat kuramlara geçmeden önce biz neyi bitirdik onu bir tekrar edelim.
Bunlardan bir tanesi arkadaşlarım. İlki çocuk ruh sağlığında kaç soru geliyor, hangi yıllara göre, hangi sorular gelmiş, onları kısaca değindik. Daha sonrasında giriş kısmına baktık, temel kavramlar kısmına baktık. Temel kavramlar kısmında işte sağlık nedir, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık tanımlamasını yaptık. Sonrasında ruh sağlığı nedir, ona baktık. Daha sonra normal davranış ya da anormal davranış nedir, bunların kriterlerine baktık ve bu bölümümüzü bitirdik.